Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Normalde diyeti bozmayacaktım ama bugün için bozacağım. Neredeyse hiç karb almadım. O yüzden hani bu biraz bahanem oldu biraz da. Hem de bacak antrenman günüydü. Ufak bir pastadan bir şey olmaz diye düşünüyorum. Şu diyet dönemi bitsin. Sonrasında da balıkla alakalı sorularınızı, işte isteklerinizi, yemek tarifleri, ne bileyim şey tarifleri falan bunları da getireceğiz. Söyleyeceğim bunları da nasıl yapacağınızı, nasıl yapacağımı daha doğrusu. Hep dediğim gibi kendi yaptığım şeyleri buraya aktarıyorum. İleride tabii ki de bilimsel videolar falan da gelebilir böyle işte. Bilimsel araştırmalar kanıtlandı falan filan. Ama pek sanmıyorum çünkü bilimsel araştırmalar biraz arkadaşlar hani neyi araştırırsanız onu buluyorsunuz. Yani siz mesela tek bölge çok faydalı diye araştırırsanız evet onu buluyorsunuz. Ya da tek bölge zararlı diye araştırırsanız tek bölgenin zararlı olduğunu buluyorsunuz. Yani bunun ortası yok gibi bir şey. O yüzden önemli olan şey okuyup, öğrenip, araştırıp sonrasında üstüne kendi yorumunuzu koymanız. Yani kendini sevdiğiniz ve iyi olduğunu düşündüğünüz tarzda ilerlemeniz. Bu şekilde birazdan görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Gene bir vlogtan herkese merhaba. Normalde 7 günde 7 video demiştim ama 7 günde herhalde 4 ya da 5 video falan gelebildi. Bunun en büyük sebebi uyku düzenimin bozukluğundan dolayı. Çünkü inanılmaz saçma sapan saatlerde uyanıyorum ve bu yüzden gün içerisinde video çekemiyorum. Neyse bugün günlerden cuma ve çekiş antrenmanındayız. Normalde dış antrenmanı vardı. Çekecektim ama uyuyakaldım ve antrenmana uyanıp direkt gittim. O yüzden çekemedim. Aslında bayağı da iyi bir antrenmandı ama neyse. Bugünkü çekiş antrenmanını çekeceğiz size. Yulaf yaptım. Standart her zaman yaptığım gibi şu anda ekranda gördünüz. Bunu yedikten sonra bir kahve falan içip spora gideceğim. Hani ya yemek yiyip 2 saat sonra spora gidiyorum arkadaşlar ya da yemek direkt yemiyorum. Spordan sonra yiyorum her şeyi. Bugün sadece yulaf yiyeceğim. Spordan gelince de yumurtamı, 5-6 tane yumurtamı, tavuğumu ve bugün bir de ek olarak pirinç yaparım. Yüksek ihtimalle pirincimi yerim. Onun haricinde neler yapacağız? İlerleyen dakikalarda görürsünüz. Gene sizin sorularınızı yapacağız. Ve bugün güzel sorular var aslında. Birisi bütçeyle alakalı. Ne kadar bütçe gerekiyor bu spor yapmak için ve öğrenciler falan bu sporu nasıl yapabilir tarzında sorular cevaplayacağız. Bakalım birazdan görüşürüz. Arkadaşlar yulaf daha yeni bitti. Yaklaşık bir saat falan sürdü hemen. İnanılmaz kötü. Tadı aslında güzel. Ve hani soğanlar oluyordu. Nasıl yiyorsun suyla falan. Yani aslında bu içi, gerçi niye görüyorsun? İçi boş zaten de. Döktüğüm suyu aslında yulaf çekiyor ve saçımdakine. Döktüğüm o suyu yulaf çekiyor ve lapa bir hale giriyor. Lapa pilav gibi oluyor düşünün. Onun çikolatalı yulaf gibi düşünün yani. O fıstık edilmesiyle beraber. O yüzden hani sulu kalmıyor bundan emin olabilirsiniz. Ve ne bileyim süt yoğurtla falan yapmak eskiden yapıyordum. Uzun zamandır bu şekilde yiyorum ve size de böyle yemenizi tavsiye ederim. Sindirim falan daha kolay. Ben şimdi kahve yapmaya gidiyorum. Ardından da spora gideceğiz. Hadi görüşürüz. Yeah yeah. MD JPB. It's only right baby. Yeah. Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me so I call them acapellas. See I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. Empty. JPP. You already know, baby.
Hocam, bu sporda bütçe ne kadar önemli? Öğrenciyim, ne yapmalıyım? Abi, bütçeden önce soğuk bir şehirde yaşamayacaksınız. Bak görüyorsun, eksi derece Ankara'da. Yani rezillik çekiyoruz, pump yok. Salonunuzun sıcak olması lazım. Bütçe yani yeri geliyor, gerekli oluyor ama yani bazı işte ben YouTube'da görüyorum bazı söyleyen sporcuları. İşte diyorlar ki asgari ücret alan biri işte bu şey hiç kalkışmasın falan. Bence böyle bir şey yok. Yani üniversite öğrencisiyseniz falan gayet yapılabilir bir spor. Her şeye para ayırıyorsunuz yani. Yeri geliyor mesela bir üst baş alacak oluyorsunuz. Dünyanın parasını ayırıyorsunuz. Bir telefona dünyanın parasını dökebiliyorsunuz. Yani bu vücut yani sonuçta kalıcı bir şey. Ya bence zaten bizim gibi öğrenci insanlar hani diğer sporcular örnek almaması lazım. Temel gıda ihtiyaçlarıyla tavuk, pilav, yumurta, hani ne olur belki bir fıstık ezmesi, hani o da çok fazla para değil. Bakın bugün bir şey gördüm, beyaz leblebide bile 100 gramında dünya kadar protein var. Yani minimuma indirerek yönelebilirsiniz ya, bir sürü protein kaynağı var yani sonuçta. Arkadaşlar duyduğunuz gibi yani herkesin bu şekilde. Ben spor başladığım günlerde yok ne tavukmuş neymiş dikkat de etmiyordum. Günde ilk sabah 2 yumurta yiyordum, yulaf yiyordum. Öğlende yoğurt falan yiyordum. Akşam da evde ne olursa onu yiyordum mesela. Ev yemeği yiyordum yani. İlk bir sene bu şekilde geçti. Hani hiçbir zaman gidip de hadi tavuk alayım da bu hafta 300 gram, 500 gram bir kilo tavuk yiyeyim demedim. Son işte bir sene falan bu şekilde yapıyorum. O da artık hani hedeflerim biraz yükseldiği için. Biraz daha ciddiye aldığım için aslında bu iş yani. Yoksa gene eski gibi devam ederdim. Günde 2-3 yumurta, yulaf, pirinç falan filan. Ev yemeği. Aynen. Nohut, yeşil mercimek devam ederdim. Sizin için de o şekilde hani... Böyle bir zaten kas kütleniz şu an başlarda çok fazla olmadığı için öyle yok işte 150 gram protein, 200 gram protein falan ihtiyacınız yok. 100 gram alın geçin, hiç düşünmeyin bile. Ben 120 alıyorum ya, bir yıldır adam, spor yapıyorum. 120 gramdan fazlasına çıkmıyorum. Aynen, Cemalettin dönüşümü gelecek birkaç haftaya, onun da dönüşümü göreceksiniz. Yani biz 100 grama 120 gram geçmiyoruz bile. Ben mesela kendim bana 80 gram aldığım gün oluyor mesela ve şu an gayet iyi durumdayım bence. Sizin için de o geçerli. Çok düşünmeyin. YouTuber'lara çok bakmayın. Onlar sallıyor boş boş. Yani çok takmayın onlara. Bütçe falan bir şekilde ayarlanır. Öğrenci, asgari ücretli herkes bunu yapabilir. Bu spor o kadar çok bütçe isteyen bir spor değil. İleri seviyede çok fazla istiyor ama başlarda istemeyen olabilirsiniz. Birazdan görüşürüz. Böyle yapalım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Spordan geldik. Şimdi şöyle bir şey var. Birazdan yemekleyeceğim. Onları göstereceğim ve anlatacağım her şeyi. Onun haricinde arkadaşlar şöyle bir olay var. Diyet artık bitiyor. Ve bundan sonraki dönem clean bulk dönemi. Clean bulk dönemi hakkında çok sorunuz geliyor. Bunlara da birazdan değineceğim. Hadi şimdi ben mutfağa gidiyorum. Ve arkadaşlar artık dediğim gibi diyetin sonu geldi. Umarım şu an açın içindeyimdir. En son kontrol ettiğimde öyleydi. Ve arkadaşlar sonunda diyetimiz bitmek üzere. 7 günde 7 gün demiştim ama 7 günde 7 gün gelmedi. Çünkü bayağı zor bir olay ve uyku düzenimin çok kötü olmasından dolayı özellikle bu hafta günün ortasından başladığım için uyanıyordum, antrenmana gidiyordum, geliyordum, yemek yiyordum ve gece oluyordu. Doğal olarak çekecek pek bir şey yapamıyordum yani. Çekecek pek bir zaman bulamıyordum. Bu yüzden videolardan hani 7 günde 7 yerine 7 günde 4 ya da 5 tane oldu. Hiç çoktan iyidir diyorum. Umarım bir daha gene böyle kötü olmaz. Daha iyi olur. Cumartesi pazar da arkadaşlar cheat yapacağım ve iki günü birleştirip yüksek ihtimalle size cheat day'leri atarım diye düşünüyorum. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Yani az önce görmüş olmanız gerekiyor ne yiyeceğimi. Burada biraz haşlanmış makarna var üstünde. Biraz kajun sos döktüm. Ve yaklaşık 200 gram civarında burada tavuk göğsüm var. Bunları yiyeceğim. Bundan sonrasında bir toz içerim. Dün toz içmemiştim. Protein tozu içerim 30 gram civarında. Onun haricinde de ne yaparız? Ve hani ilerleyen dakikalarda da biraz daha karb alırım ve günü kapatırım. Protein olarak bugün eksik oldu biraz. O yüzden yüksek ihtimalle 2-3 saat sonrasında da bir 5-6 tane yumurta yerim. Çünkü bugün yumurta yemedim sabah. Sadece yulaf yiyip spora gitmiştim. Normalde 3-4 gündür karb çok azalıyordum. Bazı günler hiç almadım. Bazı günlerde 50 gram civarında aldım. Bunu yapmamın sebebi en büyük sebebi vücuttaki artık hani en son kalan şeyleri atmaktı. Ve bunu aslında başardım bence. Özellikle Instagram'da attığım son fotoğrafı falan görürseniz bence oldu diye düşünüyorum. En son formda salı günü yüksek ihtimalle göreceksiniz. Orada hafiften böyle karb yüklemesini yaptıktan sonra biraz daha vücut toparlanacak ve büyüyecek. O zaman hem daha parçalı hem daha büyük olacağım için uzatmayı planlıyorum. Bu yüzden kanala abone olmayı ve videoları takip etmeyi unutmayın. Diğer bir konuda şu arkadaşlar. Dediğim gibi her videoda bir sorunuzu cevaplıyordum. Bu soru da şu şekilde. Aslında bu video serisiyle pek alakası yok. Genelde sorular bulk'la alakalı gelmeye başladı. Şu an insanların birçoğu bulk döneminde olduğu için aslında sorular da önüne geliyor. Şimdi bulk dönemine geçeceğiz. Diyetten sonra tabii ki bulk dönemi olacak. Yani bu şekilde devam etmeyeceğiz aylarca. Ama clean bulk olacak arkadaşlar. Size şunu söyleyeyim. Daha öncesinde gene bu şekilde formdayken yani inanılmaz kötü beslenerek bulk yaptım. Ve 85 kilo çıktığım zaman çok kötü bir durumdaydım ve
Hani o aldığınız yağlar geri vermesi gene çok zor olduğu için bir daha hata yapmayacağım. Bu yüzden clean bar şeklinde ilerleyeceğim. Şu anda diyelim 2000 kalori alıyorsam en fazla alacağım kalori 2500, belki 2600'e çıkarım. Ve bu kalori arttırımı arkadaşlar karbonhidrat da yapacağım. Yani karbı biraz arttırdığım zaman zaten kilo almaya başlayacağım. Ben normalde bulk dönemlerinde 300-400 gram civarında karb alıyorum. Tabi bunu temiz bir şekilde alıyorum. Pilavdan, makarnadan, patatesten, yulaftan falan alıyorum. Gene aynı şekilde devam edecek. Pirinçten yine ilerleyeceğiz. Ve bulk dönemiyle alakalı gene ufak tefek soru cevaplar, işte seriler yapmaya devam edeceğiz. Özellikle önümüzdeki bir ay çok önemli. Çünkü bu bir ayda formu bozmazsam ve yavaş yavaş kilo almaya devam edersem yüksek ihtimalle yaza kadar formu koruyarak kilo almaya devam ederim. Ve yağlanmadan kilo almayı aslında bir nevi size bu seride göstermeye çalışacağım. Özellikle Görkem'in hani şu anda dönüşümünü yaptık, bildiğiniz gibi 3 aylık dönüşüm vardı. Şu anda da bulk döneminde ve clean bulk yapıyorlar. Clean bulk yapmasına rağmen kilo alıyor ve şu an karın kasları çıkmaya başladı arkadaşlar. Dediğim gibi spora başladığın zamanlarda kilo alarak kas yapabilirsiniz ve karın kaslarınızı çıkartabilirsiniz. Bunlarla alakalı her şey gelecek, gelmeye devam edecek. Bu yüzden kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar destekleriniz her zaman önemli. Yani attığınız bir yorum, attığınız bir beğeni çok önemli kanal için. Sorularınızı bekliyorum. Özellikle cumartesi pazar günü hani böyle evde olacağım için yüksek ihtimalle soru cevap tarzında videolar olur. Ve ufak tefek size nasıl karb yüklemesi yaptığımı falan göstermeye çalışabilirim. Eğer merak ediyorsanız yazın bunları yoruma. Ve bu şekilde şimdi bunları yiyeceğim. Sonrasında oyun falan oynarım. Bugün de böyle bitiririz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese bol şans.